Merhaba sevgili arkadaşlar. Can Bonomo ben. Bugün O Ne Diyor'da sizden gelen soruları cevaplayacağım. Enişte Doblo'yu şaka şaka, en tatlı baba yarışması yapılsa Uraz'la net rakipsiniz bence. Baba olmak nasıl bir duygu? Kelimeyle e, anlatabilir misin? Üç kelimeyle. 3 kelimeyle anlatabilir misin? Uraz bir babasın. Muhteşem. E, baba olmak çok güzel bir şey. Eğer bilerek ve isteyerek e, olursanız ben öyle yaptım. E, gerçekten muhteşem bir deneyim. İsteyen herkese Allah nasip etsin diyor. E, <laughs> burada bitirdim bunu. Ha, üç kelimeyle tarif edeyim. Çok güzel şey. Ha? Abi en çok nerede telaş yapıyorsun? Bir konserde mi yoksa çocuk aldığında mı? Çocuk aldığında çok fenaydı ilk başlarda. Ama sonra işte konuşmaya başlayınca falan ne, ne oldu oğlum diyorsun. O da açıklıyor hani böyle böyle oldu falan diyor. Ee, daha kolay şimdi. Konserler telaşsız geçiyor ya. Güzel e, tatlı bir heyecan oluyor. Linç yemekten korktuğun için söylemediğin bir düşüncen var mı? Basit bir şey de olabilir. Mayonez sevmem. Allah yanına alsın mayonezi. Yüce Rabbim kahhar sıfatıyla kahır etsin. Çok. Kötü ya. Bana çok yanlış geliyor Mayonez. Ee, yemememiz gerekiyor. Hani onu böyle bir... bir... İlk kez aşık olmuş birine vereceğin tek tavsiye ne olur? <gülüyor> Geçiyor. <gülüyor> ee, 2012'de Eurovizyona katılan Can şu an seni görse ne derdi? Sen onu görsen neler derdin? Merhaba, merhaba ya. Yani hiç çok <laughs> <laughs> ellememek lazım. <laughs> gibi geliyor. Ama hani atıyorum hani o, o gelse bana küçük 22 23 yaşında şimdi dese ki yaptın be baba iyi yaptın yani filan dese o, o, günüm güzel geçer hoşuma gider yani. Ben bir şey demem ama. Bitcoin al falan. <laughs> Hayır. Hani şey çünkü yok hani belki para kafasını karıştırabilirdi falan bir boş ver. İyi oldu. Ellemeyelim. Bunu söylemediniz ne işe yaradığını. Tamam. Ha öyle mi? Ee, abi seni hep neşeli ve pozitif vibe'la görüyorum. Sinirlenince nasıl birisin? Bize en sert bakışını yapabilir misin? <laughs> İsteyince yapamıyorum e, Yok ne şey diyeyim ya Yani öyleyim galiba Sinirlendiğim zaman herkes gibi de sinirli bir insan olabilirim Bilmiyorum sinirleniyor muyum ben çok Sert sert bir bakış atayım size o zaman <laughs> evet. Hayatımda iyi ki yapmışım ve keşke yapmasaydım dediğin iki şey nedir? İyi ki yapmışım çok var. İyi ki yapmışım. İyi ki eşimle tanışmışım, evlenmişim, çocuk yapmaya karar vermişiz, çocuğumuz olmuş. İyi ki çok fazla iki var. Keşke yapmasaydım, bilmiyorum. Yok bence. Pişmanlıkları olan bir insan değilim. Yani. Ah! Can pişmanlıkları olan birisi değilim. Bunu kullanıyorlar mı? Ne, ne, çıkıyor ki soru? Allah Allah. Kendini nasıl tanımlarsın? Şu üçünün sendeki yüzdesel karşılığı nedir? Asi bir rockstar, romantik... <laughs> romantik bir prens, eve ekmek götüren bir baba. Yüzde 30 asi bir rockstar, yüzde %40 yüzde anlamda lazım. Bir <laughs> kafa yakıyorum. E, ee, %40 romantik bir prens. Ne kalıyor arkadaşlar? Yüzde %30 kalıyor. Eve ekmek götüren bir baba. E, ee, çok bilmiyorum ya. Yani o vallahi günden güne değişen bir rasyon yani. Bugün kendimi hiç asi bir rockstar gibi hissetmiyorum. Romantik bir prens gibi hissediyorum arkadaşlar bugün. Hadi bakalım. Popüler olduktan sonra çok istemeseniz de yapmak zorunda kaldığınız bir şey söyleyebilir misiniz? Söyleyemem. Ama gırla. Ho! Ha öyle mi? Al. Hangarya ya. <laughs> çok insanın başına geliyor. E olabiliyor. Niye şimdi şikayet ederim ki? Hayat çok güzel. Konser günü ritüelini anlatabilir misin? Sabah ne yapıyorsun? Akşam nasıl hazırlanıyorsun? Hala heyecan basıyor mu? Sabah aynı kalktım. Bir soğuk duş alırım ben her sabah. Sonra spor yaparım. Kahvaltı etmem. Edersem ufak müsli. Sonra durdum yani işte yaz, yazı yaz, yazarım ya da işte otururum bir şey izlerim falan. Sonra arkadaşlarımla buluşurum. Erken gideriz şey konserlere. Yani ben seviyorum böyle kuliste vakit geçirmek güzel oluyor arkadaşlarla. Hem böyle biraz e, adapte olmuş oluyoruz işte konser ruhu o bu falan. Hem işte makara oluyor müzik yapıyoruz falan. Ondan sonra da konser yapıyoruz. Heyecanlanıyor muyum? Şey heyecan eyvah elim ayağım tutmuyor falan gibi değil de çok seviyorum sahnede olmayı, sahneye çıkmayı. Sahneye çıkacağım için heyecanlı oluyorum. Hiç yolda seni görüp uzaktan şef film diye bağıran oluyor mu? Ben olsam yapardım da garip karşılarsan hiç bulaşmayalım. Benim o tarz diye bir podcastim var. İki tane arkadaşımla yaptım. 8 senedir yapıyoruz. O tarzmi at gmail.com adresine yolladığınız soru ve sorunlara istenlikle cevaplar veriyor. Çıkamadığınız işlerin içerisinden çıkmaya çalışıyoruz. Spotify'dan bizi dinleyebilirsiniz. Şefim diyoruz biz birbirimize. Yani bu podcast'i dinleyen insanlar ve podcast'i sunan insanlar. O çünkü ilk bölüm bir şakasıydı galiba. Çok garip iki tane şey söyleyeyim bak. Bir kere hatırlamıyorum bir yerden konserden dönüyoruz. Gecenin bir vakti böyle arabayla bir durduk yani. Yolda benzincide uykum var yani. Perişan bir vaziyetteyim. Tuvalete gittim. Bir tane çocuk peydah oldu birden bire yanıma. Ve çok da böyle hani o bilindik benzincilerin tuvaleti gibi değildi orası. Hani garip bir yerde. Elimizi yıkıyoruz yan yana. Böyle bir kafamı salladım. O da böyle yaptı. Sonra aldı elini kullarken İyi geceler şefim dedi. <laughs> Çıktı gitti. Orada bir ey wow bu iş gittikçe tekinsiz bir hale gelmeye başladı falan diye düşündüm. Bir diğeri bu kocaman. Bunda öykü bayağı komalık falan oldu. Bir tane çok büyük otelin. Uzun uzun anlatıyorum kusura bakmayın. Var mı başka işiniz? Çok bilinen bir otel vardır. Büyük bir otel zinciri dünyada. Onun bir tanesine gittik yani. Yine ben bir konser için gelmiştim. Eşimle girdik otele. Bavullarımızı aldılar. O bavul arabalarıyla bir tane genç çocuk. işte o arabayı soktu asansöre. Biz de asansöre bindik. Asansörün kapısı kapandı. Çocuk birden bire ceketini çıkarıp gömleğini şöyle açtı ve burada OTM dövmesi var. Hoş geldin şefim dedi. <laughs> Öykü böyle yaptı bak. Pes. <laughs> Fight Club gibi bir şey oldu. Çok hoşuma gidiyor. Spotify'da dinlediğin son şarkıyı şu an direkt telefondan açıp gösterir misin? Ee, şu an e, evimizde dinlenen şarkıyı açabiliyorum. Ee, o gözüküyor. Ee, Dawn Pan isimli güzide sanatçımızın No 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 You Don't Love isimli şarkısı. Yani şimdi onları bir Ankara havası açayım da bir şeyler yerine gelsin. En çok söylediğin beyaz ve zararsız yalan hangisi? A -a, anladım. <laughs> Arkadaşlar resimli soru. Can, Barbie izledin mi? Barbie bonumu Bence bayağı iyi oldu. <laughs> Benim. Çok tatlı bir e, Barbie şeyim var. Barbie izleyemedim ya. E, Oppenheimer'ı da... Görmedim daha. Yazın çok zor ya sinema işleri. Ee, bir daha da yapacağım. Oppenheimer'ı beğenmedi arkadaşlarım. Ama yani gitmek de lazım. Barbie ben severim gibi geliyor. Neşeli, Margot Robbie. Hoş biri. 90'ların pop furyası mı yoksa 2000'lerin başındaki rock fırtınası mı? Çok ikisini de seviyorum. Bu işte 2000'lerin başındaki rock fırtınası, Evendison'slar, işte Limp Bizkit falan öyle oluyor değil mi? O çok güzeldi. Çok keyifli, heyecanlıydı. Ee, 90'ların pop furyası da hala işte dinliyoruz yani bir şekilde. Eğlenceli. Seçemedim. Arkadaşlar hadi bakalım diyoruz şimdi. En büyük korkun artı ismini yanına getir. Mafya lakabın ortaya çıkacak. Sen isim yerine Bonomo'yu da kullanabilirsin abi. En büyük korkum. Ne bileyim ben. Hani yılan falan olsa güzel olurdu yani. Yılan Bonomo falan. Ee, yılan Bonomo. Bilmiyorum en büyük korkumu. Dur yere vefat etmek. Yani hayır. Bir şey oldu. Komatoz oldum durduk yere. Bir inme indi falan. Ödü patlar insanı çok. Koma Bonomo. Ha? Hadi bakalım. Hadi yine gördüm işinizi. Abi sen de izlediğin Reels'ları çılgınlar gibi arkadaşlarına paylaşıyor musun? Evet. Dört tane fan arkadaşım var Reels paylaştığım. Ee, onları atıyorum. Onları da şey, yani ilk onlar başlattı ve devamı geldi. Mesela şu an Instagram'a baksam kesin biri bir şey atmıştır. Kimse bir şey atmamış. <laughs> Yazıp besleyip kaydettiğin ama şimdi yapsam daha iyi yapardım dediğin bir parça var mı? Yok. Elbette şimdi yapsam daha olgun, daha bilinçli bir şekilde bilinçli. Daha olgun... <laughs> daha olgun bir bakış açısıyla yapardım. Ama daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Olmazdı belki de. Ee, bilmiyorum. Bir gün yaşlanmayı düşünüyor musun? Hahaha iyice de Yaşlandık ya. Valla. Bazı gecelerin sabahları wow bu eskiden böyle değildi. Burada bir yaşlılık var ee, dediğim oluyor. Herkes kafası sallıyor 30 yaşın üstündeki herkes. Hangover arkadaşlar şuna bir çözüm bulun ya. Mars'ta araba yürüyor şu an. Konserde yaşadığın en saçma şey neydi? Çamaşır falan attılar mı sana da? At Her şeyi attılar. Her şeyi attılar. Atmayın. Yani o, o böyle işte sanatçıyla yaşamak istediğimiz birebir bir, bir hatıra bir anı gibi hani sevgiden kaynaklı anlaşılıyor galiba ama o yani sakatlanıyor insanlar <laughs> yapmayın. Çok fazla şey atıldı. En saçma yaşadığım şey bir tane eskiden çaldığımız bir yer vardı. Orası kapandı bence şu an. Biri çaktırmadan çaktırmadan benim ayakkabımı çalıyordu. O. <gülüyor> <gülüyor> ha yani ben fark ettiğimde ha, gidiyor. Git gitti gibiydi yani. Sonra ayağımı çektim dedim ki deli misin kız? Dedim o lazım yani ayakkabı sonuçta. Öyle bir şey oldu. Bir tanesi az gelip iki tanesi fazla gelen bir şey söyleyebilir misin? Söyleyebilirim baklava. Bir tanesi az geliyor, iki tanesi çok geliyor. Sevgiliyle dedikodu yapmak mı, Arkadaşlarla dedikodu yapmak mı? Farklı keyiflerdir onlar. Onlar ikisi ikisi de güzeldi. Bir yani ikisinden de vazgeçemeyiz. Bir müzisyeni şarkılarının beğenilmesi ve kaliteli bulunması mı yoksa çok dinlenmesi mi motive eder? Politik cevap istemiyoruz. Bence ikisi de. Yani çünkü çok e, kaliteli bulunuyor ve işte aa bu adam da yapıyor işte falan dendi dendiği noktada ee, dinlemeleri az olduğu zaman e, sanatçı bir tır az tatmetsiz hissediyor kendini. Ama ya birinden feragat edecek e, olsam şarkılarımı dinlenmesinden feragat ederim. E, ve her zaman tırnak içerisinde işte kaliteli e, bulunabilecek yani e, beni tatmin edecek, beni ifade eden şeyler yazmak isterim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bazı günler uyanmaya bile değmiyor sözündeyim ben hala. Bazı günler uyanmaya değecek birkaç sebep söyleyebilir misin bana Can abi? Can abi oldu işte mesela anladın mı? Can abi değildi. E, uyanmaya değecek günler yaşayan insanlar olması etrafımızda. Bir çocuğun kahkahası. Kuşlar. Hayat çok güzel ha. Yani biz çok kafa kafamızda kuruyoruz. Çok dinliyoruz kendimizi. Yoksa her şey yolunda yani. Yeni bir parça yaparken dur ben oturayım da yeni bir hit çıkartayım diye başına mı koyuluyorsun? Yoksa tuvalette ya da romanı uyuturken falan aklına bir anda bir ritim mi geliyor? Keşke tuvalette aklıma bir takım şeyler gelse arkadaşlar. Gelmiyor. Dur ben oturayım da yeni bir hit yapayım dediğimi de hiç hatırlamıyorum. Çalış, çalışıyorum işte. Kendi kendimi tavlamaya çalışıyorum. Kendi beğendiğim, yani kendi zekamı gıdıklayan şeyler yapmaya çalışıyorum. Olduğu zaman bu bana yetiyor. Bunu da genelde giyinik bir vaziyette çalışma alanımda yapıyorum. Öbür türlüsü ama evet idare olurdu. Onu da hallettin, onu da hallettin. Seni dinleyen herkes tek bir kişi olsaydı. <laughs> Seni dinleyen herkes tek bir kişi olsaydı ve onunla yemeğe çıksaydın ona ne ısmarlardın? Ne bileyim ben. Ne seviyor? <laughs> Beni seviyor. Ne istiyorsa. Çok tatlı. İster miydim böyle bir şey? Evet hoşuma giderdi. Aa üstelik işte siz beni dinliyorsunuz. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz falan? Nasıl yapayım? Ee, yeni bir albüm hani size biraz dinleteyim falan. Çok tatlı olurdu. Ne yerdik? Çorbacıya falan giderdik. Abi hepsi çocuğun gibidir de kendi yazdığın şarkılarda en anlamlı bulduğun söz hangisi? Hiçbir çocuğum gibi değil. Bir, bir çocuğum var. Burada böyle çok uzun bir bekleme koyun buraya. Böyle 40-45 dakika baksınlar benim suratıma. Bilmiyorum ya. Aa bak bu bu güzel oldu, hoş oldu. Hani yazarken anlıyorsun onu zaten. Hani böyle bir, bir, garip yapıyor seni yazdığın zaman. Hoş oldu be diyorsun böyle içinde bir, bir şey oluyor. O böyle bazı şarkılarımda var bilmiyorum. Yani o, o olsun diye uğraşıyorum zaten. Arabesk bir şarkı seçip onu Bono tarzında söyler misin? Aşırı merak ediyorum nasıl duracağını. Benim bir şey Ruhum Bela diye bir şarkım var. Ee, onun bir tane e, arabesk versiyonunu yapmak istiyorum. Ee, böyle ah bu benim ruhum bella işte böyle çok punk böyle rock düzenlemesi var onun. Ama onu böyle alıp Ah bu benim dönenene ruhum bela dönenene sevdirmem kendimi kendime evvela ee, çok istiyorum onu yapmak ee, böyle ama bayağı tamburlarla kanunlarla falan söylüyorum işte iki senedir hiç yapmıyorum çok ünlü isimle çok saçma anım haydi bir anımı size anlatayım sevgili arkadaşlar çok ünlü benim çok sevdiğim canım kardeşim ismini de veriyorum size can temiz bir burgerciye gidiyoruz onunla ve Burgercinin şöyle bir söylemi var. Dünyanın en acı hamburgerini yapıyoruz biz ve bu hamburgeri bitirebilirseniz eğer para almıyoruz. Can Temiz Hamburger'i bitirdiği gibi bir de oradaki insanlara hakaret etmek için galiba sos istedi yanına. Ekstra alabilir miyim diye. Çok etkileyiciydi. Hanımlar, beyler, Can Bono mu ben? O ne diyordan gelen soruları yanıtladım. Umarım keyif almışsınızdır. 25 Ağustos'ta Vadi İstanbul'da konserimiz olacak bir tane. Orada gelin mutlaka. Gülüşmek üzere. Hoşçakalın.